Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasada olup bitenleri, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu bizlerle birlikte olacak. Diğer taraftan yine özellikle Avrupa'da yavaşlayan ekonomik aktivite ve bunun yansımalarını da belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. O noktada da özellikle Türkiye'deki ihracatçıların buraya bakışını Çetin Dejdelioğlu ile birlikte görüşlerinize sunmaya çalışacağız. İlk etapta bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Reel kesim güvenindeki düşüş trendi Ağustos ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1.8 puan azalarak 98.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri Aralık 2022'den bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında önceki aya göre hizmet sektöründe %2 azalarak 111.8 değerini aldı. Güven endeksi perakende ticaret sektöründe %0.8, inşaat sektöründe %1.1 yükseldi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO, Almanya İş Anketi'nin Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre iş iklimi endeksi Ağustos'ta 87'den 86.6'ya gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Ülkede cari koşullar endeksi ise 87.1'den 86.5'a geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da aylık %9.9 artarken beklenti %4.9 artış yönündeydi. Dayanıklı mal siparişlerinde bir önceki veri ise %6.7 daralmaya işaret etmişti. Kanada hükümeti Çinli elektrikli araçlara %100, Çin menşeli çelik ve alüminyuma ise %25 vergi getirmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile büyük ölçüde entegre hareket eden Kanada'nın otomotiv sektörü, geçen yıl 1,5 milyon adet olan araç üretiminin büyük bölümünü bu ülkeye ihraç etti. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki verilerle, rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da cuma günkü satışın ardından bugün itibariyle özellikle bankacılık endeksi önderliğinde geri dönüş çabası var. Cuma günü sert satış görmüştük bankalarda. Bunun bir kısmını şu an itibariyle geri getirmeye çalıştığını görüyoruz. Piyasanın Yapı Kredi 10 puanla şu anda endekse en fazla katkı sağlayan banka. Aynı zamanda yine %1.3'lük primiyle 7 puan kadar da Akbank'tan geliyor endekse destek. İş Bankası keza yine 3 puanın üzerinde endekse katkı sağlıyor. Şu an itibariyle 9.681 puanda endeks. %0.13 yukarıdayız, ancak özellikle Turkcell gibi, Türk Hava Yolları, Erdemir, Kardemir, BİM, Koç Holding gibi BIST 30 şirketleri şu an itibariyle endeks üzerinde negatif etki yaratıyor. Dolayısıyla bu taraflardaki satış bankacılık sektörüyle şu anda daha dengeli bir endeks yapısını beraberinde getiriyor. Orada kayıp bankalarda getiri şeklinde. Dolar TL'de 34 lira 2 kuruş, Euro TL'de ise 37.99.58 seviyesini görüyoruz. Dolayısıyla aslında nispeten yine şu an itibariyle piyasa daha dengeli bir kur şeklinde devam ediyor güne. Bununla birlikte Türkiye'nin CDS'leri 267 bas puan seviyesinden işlem görüyor. Hemen hemen cuma günkü kapanışla benzer seviyelerde kalmaya devam ettiğimizi de söyleyelim. Euro dolar çaprazı sabah Asya işlemlerinde 1.1180'ler civarındaydı. Şu anda 1.1156'ya geldi. Dolar endeksi 100.60'lardan 100.80'lerin üzerine doğru gelmiş oldu. Avrupa borsalarında yatay karışık bir seyir var. Şu an itibariyle DAX endeksine baktığımızda orayı çok hafif ekside görüyoruz. Ancak diğer endeksler, diğer majör endeksler nispeten daha olumlu performansla yoluna devam ediyor. Ama dediğimiz gibi belirleyici olmaktan uzak bir tablo söz konusu, onu söylemiş olalım. Geçelim buradan Amerikan vadeli piyasalarına. Amerikan vadeli piyasalarında da karışık bir tablo var. %0.1-0.2 arasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri artıda, ancak Nasdaq vadelilerini ekside gördüğümüzü söylemiş olalım. Libya'nın doğusundaki yönetimin üretimi durduracağını duyurması sonrası Brent petrolde an itibariyle %3'e yaklaşıyor primler. $81 seviyesine doğru geldik. Petrol
Amerikan tipi ham petrolde ise 77 doların üzerine geldi. Dolayısıyla getiriler şu an itibariyle biraz daha yükselmiş durumda. Petrol tarafında spot altının ons fiyatına baktığımızdaysa 2522 dolar. Cuma günkü kapanışın yaklaşık olarak 9,5 dolar kadar üzerine gelmiş durumdayız. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidiyoruz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, özellikle haber başlıklarında da aktardık. Almanya'dan gelen iş dünyası verileri oldukça ciddi bir yavaşlamaya işaret etmeyi sürdürüyor. Evet Açıl, Almanya'da iş dünyası güveni endeksi yani IFO endeksine düşüşün devam ettiğini gördük Ağustos ayında. Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi endeks ve 4. ay üst üste düşüşünü sürdürmüş oldu IFO iş ortamı endeksi. İmalat ve hizmet sektörlerinde yaşanan kötüleşmenin aslında bir göstergesi bu endeks. 0,4 puanlık bir düşüş yaşandı ve Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. 86,6 seviyesine geriledi. Bu da iş koşullarına ilişkin mevcut değerlendirmenin de burada düştüğünü görmek. Fakat beklentiler tarafında önemli ölçüde bir değişiklik yaşanmadı endeks tarafında. Tabii Avrupa'nın en büyük ekonomisi devam etmekte olan çoklu kriz nedeniyle birçok sorunla boğuşmaya devam ediyor ki geçtiğimiz hafta biz PMI verilerini takip etmiştik. PMI verileri Almanya'da imalat aktivitesindeki kötüleşmenin devam ettiğini bizlere göstermişti. IFO endeksine yaşanan düşüş biraz sonra da grafikte göreceğiz aslında. Avrupa'nın güç merkezindeki zorlukların hala devam ettiğinin göstergesi ve geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verileriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. IFO Başkanı bugün yaptığı açıklamada Almanya ekonomisini gittikçe artan biçimde krize girdiğini söyledi. İmalat ve hizmet sektörlerinde beklentilerin giderek kötüleşmekte olduğuna dikkat çekti ve imalat sektöründe sıkıntıların devam ettiğini, tüketici harcamalarının zayıf seyrettiğini, 2024'te de toparlanma umutlarının kaybolduğunu söyledi. Tabii soru Almanya'da toparlanma ne zaman başlayacak? Oxford Economics analistleri yıl sonuna kadar Almanya ekonomisinde güçlü bir toparlanma beklemiyorlar. Yıl sonuna da doğru artık faiz indirimlerinin etkisi belirginleştikçe imalat sektöründe dipten bir toparlanma beklentileri var. Tabii büyüme tarafındaki beklentiler de aşağı yönlü revize edilmeye başlamıştı. Şimdi 3. çeyrekte ılımlı bir büyüme beklentisi var fakat bazı ekonomistler 3. çeyrek için daralma olasılığını da göz ardı etmiyorlar. Mesela bu sene sonu için Almanya tarafında, ekonomist tarafında Bloomberg ekonomistlerinin beklentisi %0,1'lik bir büyüme tahmini ne işaret ediyor. Diğer tarafta baktığımız zaman geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü Fed Başkanı Powell'dan gelen açıklamaların ardından biz tahvil faizlerinin düşüşün hızlandığını görmüştük. Hem Amerika cephesinde hem de Avrupa'da. Bugün Almanya'da tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. Diğer tarafta hem Euro hem de sterlin tabii Cuma günü yükselişini hızlandırmıştı. Son zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı dolar karşısında. Bugün Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen temkinli açıklamaların ardından bir miktar Euro-Dolar paritesinde düşüş olduğunu görmekteyiz. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Lane Fed'e kıyasla daha temkinli bir tavır sergiledi ve henüz kısıtlayıcı para politikasına hala ihtiyaç duyulduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe doğru gerilediğinden emin olmalarını istediğini ifade etmiş oldu. Bir başka üye Hozman, Avrupa Merkez Bankası üyeleri arasında en şahin isimlerden biri olarak biliniyor Hozman ve Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada son olarak tabii faiz oranlarının önümüzdeki ay kesin olarak düşürülmeyeceği konusunda uyardı. Verilere bağlıyız diye konuştu. Aynı zamanda Fed'den gelecek adımın da Avrupa Merkez Bankası tarafındaki faiz indirimi adımı konusunda belirleyici olacağını söyledi. Biz Cuma günü Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Perşembe günü ise İtalya, İspanya, Almanya'dan Ağustos ayı enflasyon verileri takip edeceğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta biz ücretler verisini almıştık. İkinci çeyrekte ücret artışlarının hız kesmesi burada iyimserlik yaratmıştı. Tabii Cuma günü açıklanacak Euro bölgesi enflasyon verisi de bu anlamda belirleyici olacak. Bugün Avrupa borsasındaki fiyatlamalara baktığımız zaman İngiltere borsası bugün resmi tatil nedeniyle kapalı. Bu nedenle biraz daha görece düşük bir işlem hacim var Avrupa borsalarında. Endekslerde karışık bir seyri var. Yön arayışının olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle enerji endeksi değer kazanıyor. Bugün Avrupa'da endeksler arasında en iyi performans sergileyen enerji endeksi, onu gayrimenkul endeksi takip ediyor Açıl Sezen. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Londra notlarını Ceren'den aldık. Şimdi geçiyoruz araştırma masası bölümümüze. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, özellikle Jackson Hole toplantısında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar önemli. Ancak piyasalar açısından tabii şu an itibariyle bir netlik yok bundan sonra ne olacağına dair. Dolayısıyla hızlı paraya dönme imkanı olan para piyasası fonlarına ilgi biraz daha belirginleşmiş gibi gözüküyor. Aslında Jackson Hole baktığımızda ilk etapta bir miktar daha boğa piyasası diyebileceğimiz dinamiklerin altını doldurdu. Ama diğer taraftan orta ve uzun vadede hala ne olacağına dair belirsizlikler var. Ve bu noktada da aslında yatırımcıların suya iki ayağını birden sokmak yerine para piyasası fonlarına park ettikleri varlıklarında dolar değerinin de hala artış gösterdiğini görüyoruz. Burada aslında bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz önemli veriler de var. PCE enflasyon verisi 30 Ağustos tarihinde alacağımız verilerin başlangıcı olarak geliyor. Diğer taraftan istihdam piyasası Powell'ın Jackson Hole konuşmasıyla beraber çok daha aslında görece önem kazanmış oldu. Diğer taraftan şu anda da ekranda grafik var. Para piyasası fonlarına 6,3 trilyon dolar park etti manşetini attım ben bu grafiğe. Daha öncesinde grafiği işlemiştik aslında, hatırlayan izleyiciler de olabilir. O zamanki rakam 6 trilyon dolar seviyesindeydi ve biz aslında son bir yıllık performans içerisine de bakacak olursak, geçtiğimiz Mart 2023 yılında yaşadığımız Silikon Vadisi Bankası sitesinde beraber buraya girişlerin kabaca arttığını görmüştük. Faiz indirimi sitesinde bir miktar yine girişlerin kuvvetlendiğini görmüştük. Ve şimdi nihai durumda aslında 5 Ağustos sonrasındaki küresel satış haftasına da buraya girişler devam ediyor. 5 Ağustos küresel satış haftasında 52,6 milyar dolar, son 2 haftada sırasıyla da 29,2 milyar dolar ve 24,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Dolayısıyla aslında hala orta ve uzun vadede ne olacağını bilemeyen yatırımcıların para piyasası fonlarında bir miktar daha pozisyonlandığını görüyoruz. Hisse senedi ve tahvil piyasasındaki aslında likiditeye bakarken de çok acil durumlarda aslında biz piyasaya likiditenin nereden girdiğini görüyorduk. O da Fed'in ters repo kanalıydı. Fed'in ters repo kanalına baktığımız zaman da ise bir zamanlar 2 trilyon dolar seviyesine ulaşan rakamın an itibariyle beraber 290 milyar dolar seviyesine kadar da gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu belli başlı aslında enflasyon verisi, istihdam verisi gibi verilere çok daha fazla yakından baktığımız bir dönem. Diğer taraftan da piyasadaki likidite koşullarına ve para piyasası fonlarına giriş ve çıkışlarına çok daha yakından baktığımız bir dönem olacak. Peki buradan geçelim. Az önce arkadaşlarımız son dakika olarak da aktardılar Libya'da olup bitenleri. Bir yanda Merkez Bankası Başkanı değişikliği, diğer tarafta siyasi tartışmalar ve polemikler, petrol üretiminin kesintisi, tehditleri. Bunlar İsrail-Lübnan saldırısı bileşeniyle birlikte jeopolitik gerilimi tekrar yukarı attı. Sonuç itibariyle petrol fiyatları %3 kadar yukarıda şu anda. Evet, petrol piyasasında bugün yukarı yönde bir hareketlilik var. Tam da aslında benim kısa süre öncesinde Bloomberg Business Week'te çalıştığım konuydu bu. Orada şunu işlemiştik aslında. Petrol piyasasına dair geleceğe yönelik beklentilerde çok farklı dinamikler var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın beklentileri ile aslında biz baktığımızda OPEC Plus petrol üreticilerinin beklentileri arasındaki makası işlemiştik. Ve Libya'da petrol üreticisi ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Afrika'nın bilinen en büyük ham petrol rezervine sahip olan ülke. Zaten yaşamış olduğu siyasi gerilimler nedeniyle beraber de son 14 yıldaki petrol üretiminde aslında dalgalanmaların da olduğu bir ülke. Biz 2012 yıllarına baktığımızda günlük olarak burada 1,6 milyon varillik petrol üretimine sahip olduğunu görürken Libya'nın nihai durumda 1,2 milyon seviyesine kadar geri çekilmiş bu rakam. Ve şimdi aslında bu kesintiyle beraber de günlük 600-700 bin varillik bir petrol kesintisinin olabileceğine dair de öngörüler var. İlk petrol piyasasında yukarı yönlü hareketliliğin olduğunu görüyoruz ama esas piyasadaki veriyi ABD büyüme verilisinin daha etkileyebileceğini söylemekte fayda var. Çünkü biz bu zamana kadar şunu görmüştük, büyümeye çok daha duyarlı. Çin büyüme verilerine, ABD büyüme verisine, ekonomilerin aslında faal bir biçimde büyümeye devam ettiği noktada petrol piyasası çok daha bu veriyi fiyatlıyor. Citibank'ın da bu aslında hızlı haberden sonra, son sıcak haberden sonra yapmış olduğu bir görüş var. O da, onlar da şunu ifade ediyorlar. Libya ekonomisi petrol gelirlerine bağlı ve aslında bu fonları denetleyen devlet kurumlarını kontrol eden bankanın da etkin şekilde piyasayı kontrol ettiğini görüyoruz. Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine ulaşsa da bu seviye geçici olacak görüşünü iletti. Aslında dergide de Citibank'ın 2025 yılı petrol piyasası için 65 dolar seviyesindeki hedefinde daha öncesinde işlemiştik.
Biraz da istersen altın ve gümüş üzerindeki fiyatlamalara, hem Powell açıklamaları hem genel gidişatın etkileri üzerine değerlendirme yapalım. Bir yandan jeopolitik riskler de çünkü altını destekliyor. Piyasada likiditeden bahsettik ve aslında biz Jackson Hole'u bir nevi de merkez bankalarının başarısını kutladığı bir sempozyum olarak da düşünebiliriz. İşte ECB Başkanı'nın, İngiltere Merkez Bankası'nın ve FED Başkanı'nın yapmış olduğu konuşmalar ve enflasyonu dizginlediği noktada. Ama diğer taraftan hala piyasadaki jeopolitik riskler ve bunun yanında aslında oluşabilecek kaldıraç riski, oluşabilecek likidite riski gibi durumlar için altın piyasası, altın aslında bir güvenli liman talebi görüyor. Spot piyasasındaki bu talebi de biz en çok 2023 sonu ve 2024 yılı içerisinde merkez bankalarından görmüştük. Dolayısıyla aslında hem spot piyasayı hem de altın ETF'lerini farklı iki kanalda işlemiştik. Ons altın geçtiğimiz hafta rekor tazeledi. Grafikte aslında hem ons altında hem de altın ETF'lerine yukarı yönlü giden bir paralel kanal görüyoruz. Biz daha öncesinde şunu işliyorduk aslında. Ons altın spot piyasada merkez bankaları tarafından alım görürken altın ETF'leri çıkış gerçekleştirdi ve farklı ETF'lere yöneliyorlardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada bir miktar daha commodity, yani emtia ürünlerindeki ETF'lere baktığımız zaman da altın ETF'lerine girişlerin hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sefer hem spot piyasada Merkez Bankası'ndan, perakende yatırımcılardan, güvenli yatırım nezdinde aslında yatırım yapabilecek olan herkesten talep görürken ETF piyasası da yeni bir talep unsuru oluşturuyor. Diğer taraftan grafiğin altında son bir kısım vardı. O da hedge fonların altın için net long, yani net uzun pozisyonlarını gösteriyor bize. Buradaki rakam da grafik şu anda son 1,5 yılı yansıtıyor ama 4 yılın zirvesine ulaştı. Dolayısıyla aslında Jackson Hole altın piyasası için bir miktar daha yüksek hedeflerin fiyatlandığı bir süreç içerisine girdi. Diğer taraftan da gelelim gümüşe bakalım. Burada biz altın gümüş rasyosunda hep şunu takip ediyorduk. 10 yıllık hareketli ortalama 79 seviyesinde. Biz bugün gümüşün de 30 dolar ons gümüşün 30 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Bu altın gümüş rasyosu anlık olarak 84 seviyesinde ve pandemi döneminde 125 seviyesine ulaşarak rekor tazelemişti. Diğer taraftan Çin gümüş piyasasını çok çok daha etkiliyor. Bunun notunu düşmekte fayda var. Çünkü biz Şangay spot piyasasında aslında gümüş fiyatının makasına baktığımızda 10 yıllık ortalamasının 1,05 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Nihai durumda 1,11 seviyesinde. Yani Şangay aslında baktığımızda Çin ekonomisinin aslında biz altın rezervini, gümüş rezervini biriktirdiğini takip ettiğimiz bir noktada aradaki makasın açılması, spot gümüş olan talep ve burada da aslında gümüş fiyatlarının yukarı yönlü geldiği bir senaryoyu bizler için oluşturuyor diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Sevcan aktardığın notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gideceğiz şimdi, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Avrupa tarafındaki yavaşlama piyasalar açısından belirleyici ama Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan Almanya'da olup bitenler daha belirleyici. Dolayısıyla özellikle bugün gelen IFO'nun da beklentilerin altında kalması piyasalar üzerinde ve Türkiye'nin ihracat potansiyeli üzerinde çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Peki bu problem ne kadar derin? Bunun detaylarını IFO Başkanı Clemens Fuest'in aktardığı notlardan izleyelim. Evet, Almanya ekonomisi biraz duraksama içerisinde bir süredir ve bu da aslında daha da kötüye gidiyor. Yani elimize ulaşan veri bize bunu gösteriyor. Özellikle endişe verici taraf imalat sektörüyle alakalı ve imalat tarafında çok kötü bir okuma geldi ve bu özellikle yatırımla alakalı, yani mal yatırımları alakalı geliyor ve işte şirketlerin yatırımlarında da biraz aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu biraz hizmetler tarafı da etkilemeye başladı. Yani üretimle alakalı mesela lojistik tarafında hizmetlerin etkilendiğini görüyoruz ve bu duraksama bir şekilde devam ettiği takdirde Almanya'daki ekonomik duraksama daha da kötü olacak gibi duruyor. Peki faiz indirimleriyle alakalı neler söylersin? Avrupa Merkez Bankası'ndan artık bir faiz indirimi bekleniyor ve burada Almanya ekonomisi tarafında bununla bağlantısı nedir acaba? Evet, faiz oranlı indirimleri özellikle işte Eylül
de bir indirim olması piyasalar tarafından fiyatlandı bile. Ve bence bu çok fazla bir değişiklik yapmayacak. Yani değişiklik yaparsa kötü bir değişiklik şu olabilir, kötü bir etkisi bu faiz indirimi gelmezse. Yani bence burada zaten fiyatlanan bu indirim Almanya ekonomisine yardımcı olmayacak. Şu anda bizim gördüğümüz durum Almanya'nın imalat sektörüyle ilgili daha çok yapısal hareketler, problemler. Örneğin işte otomotiv sektörüyle alakalı hala çok yüksek enerji fiyatları var. Her ne kadar bir miktar aşağı gelse de aynı zamanda aslında ihracat tarafında çok güçlü bir ülkeydi ama şu an artık öyle değil. Yani normalde Almanya ekonomisi biraz ihracata dayalı büyüyordu ama şu anda bu o şekilde olmuyor gibi duruyor. Peki şu konu sizi şaşırtıyor mu acaba? Avrupa Merkez Bankası'ndaki Alman yöneticiler biraz daha faiz indirim tarafında daha temkinli gibi duruyorlar. Bu sizce yanlış bir karar mı? Evet, bu aslında yani teoride Alman yetkililerin Almanya'nın çıkarlarını gözetmeleri gerekir. Ama tabii ki şu an itibariyle bir faiz indirimi Almanya ekonomisine de destekleyebilir. Çünkü şu anda itibariyle Euro bölgesi ekonomisine göre Almanya biraz daha geride kaldı. Ve dolayısıyla Almanya tarafında biraz daha temkinli olunabilir. Evet, yani şu anda da aslında görüyoruz. Yani Alman tüketiciler şu an itibariyle bu tasarrufa gitmeyi tercih edebiliyorlar ve faiz indirimi konusunda da biraz daha ve yeni faiz indirimlerinin gelmesi konusunda da biraz daha temkinli olacaklar gibi duruyor. Peki Almanya ekonomisini nasıl canlandırabiliriz? Yani orada yapısal problemlerden bahsettin. Tam olarak ne gerekiyor Almanya ekonomisi için şu anda biraz daha işleri tam tersine çevirebilmek için? Evet, biraz daha sanıyorum ki tüketiciler tarafından, yatırımcılar tarafından bir güven gelmesi gerekiyor. Bir politika değişikliği gerekiyor. Yani şu anda Almanya'daki ekonomi politikalarının biraz bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Almanya hükümetinin burada ekonomiyi canlandırmak için, doğru yöne gitmesi için farklı bir yapısal adıma ihtiyacı var. Ve bunların aslında küçük adımlar değil, daha büyük bir vergi teşviki, vergi reformu, farklı teşvikler gelmesi gerekiyor. Yapısal reformların oluşması gerekiyor. Tabii ki burada daha gevşek para politikası, duruşu indirilen faiz oranları, bunlar bir şekilde özellikle mesela inşaat gibi sektörlere yardımcı olabilir. Ama burada biraz daha yapısal reformların gevşek para politikalarıyla birleşmesi gerekiyor Almanya ekonomisini desteklemesi için. Tespitler böyle. Peki Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin ihracatçılarına ne ifade ediyor? Biraz bunun detaylarını konuşacağız şimdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu bizlerle birlikte. Çetin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Almanya'daki yavaşlama özellikle imalat bacağında oldukça belirgin bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye tarafından oraya ihracatta pazar dinamikleri nasıl şekilleniyor? Siz hissediyor musunuz şu anda oradaki bu koşulların ağırlaşmasını? Evet, Almanya pazarıyla bizim en büyük birinci pazarımız Almanya. Özellikle demir dışı metal ihracatçılar birliği başkanlığı yaptığım için kendi sektörümle ilgili yorum yapmak istiyorum. Yani bakır, alüminyum, paslanmaz, hırdavat, inşaat malzemeleri sektörleri bizim demir dışının ana başlıkları. Burada en hızlı küçülmeyi maalesef alüminyum sektöründe gördük. Alüminyum sektörü %25 gibi bir küçülme yaşadı. 7 aylık ilk ortalamaya baktığımızda da 868 milyon dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik Almanya'ya. Miktarda da değerde de bir %14-15 gibi küçülmeleri görüyoruz. Tabii bunun ne kadarı Almanya'nın kendi sektöründen ve piyasaların küçülmesinden kaynaklı, ne kadarı bizim ekonomimizden ve kur politikalarımızdan kaynaklı diyerek baktığımız zaman ciddi anlamda bizim rekabet gücümüzü maalesef ihracatçı olarak kaybettiğimizi, kurların enflasyonla aynı paralellikte gitmemesinden kaynaklı fiyat tutturamama sıkıntılarımız büyük. Bundan dolayı da biz küçülmelere maalesef yaşadık. Ben Alman ekonomisindeki küçülmenin tek rakamlı olacağını, enflasyonist bir ortamda yaşamış oldukları bir ortama daha halkın ve oradaki sanayicilerin alışık olmadığını ve bu ortamın hızlı bir şekilde toparlayacağı yönde beklentilerimiz var. Biz Avrupa pazarına baktığımız zaman hala çok fazla yol var ve çok daha fazla derinleşmek gerekliliğini görüyorum.
Biz Avrupa Birliği'ndeki gümrük birliği anlaşmalarımızı, lojistik yakınlığımızı, hızlı teslimatımızı, güçlü bankacılık yapısı ve buna benzer özelliklerimizle biz Avrupa'da, özellikle Almanya'da daha fazla derinleşme imkanımız var. Bu konuyla ilgili zaten dünyada küresel olarak Uzak Doğu'ya karşı Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlar ve aynı paralellikte de Almanya'nın çalışmaları var. Bu konuda alternatif pazar olarak Türkiye'ye bu taleplerin gelebileceğini, eğer bizler rekabetçi fiyatlarla mal verip, hizmet edip de zarar etmeden fabrikalarımızı, ihracatımızı devam ettirebilirsek, biz buradan ciddi bir şekilde, büyük bir şekilde etkileneceğimizi ummamaktayım. Bu konuyla ilgili biz de ihracatçılar birliği olarak da hem fuarlarımız, hem B2B'lerimiz, hem ticari heyetlerimize Almanya'ya derinleşmek babında sürekli devam etmekteyiz. Peki Çetin Bey, bunun haricinde özellikle son dönemin çok tartışılan iki konusu var. Bir tanesi elbette finansmana erişim meselesi, diğer kısmı ise yine kur tartışması. Buralar zorlayıcı mı sizin için? Şöyle, finansmana erişim problemi artık kalmadı. Yani finansmana erişebiliyoruz ama tabii yüksek faizlerle bu finansmanı kaldırabilecek çalışmalarımız ve karlılıklarımız yok. Yani %50'nin üzerindeki bir faizle aldık, yaptık, ürettik, sattık. O paramız gelene kadar geçen sürekli %50'yi maalesef kaldıramıyoruz. Böyle bir karlılığımız yok. Kur politikaları, evet, biraz önce de söylediğim gibi, yani enflasyon %5'in üzerinde, 4'ün üzerinde seyrederken kurdaki artış maalesef %2'lerde, %3'lerde kalıyor. Bu aradaki makas her geçen gün açılıyor. Açıldığı sürece de şu anki işte 34 kurla, Euro'daki 38 kurla biz fiyat tutturamıyoruz. Yani işlemlerimizi ve gelecekle ilgili planlarımızı yaparken, önümüzdeki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları ile ilgili planlamalarımızı yaparken biz enflasyonla paralel giden bir kur politikası izlenebileceği ve bununla ilgili geleceği yönünde yapmıştık. Ama şimdi tam tersine enflasyonun yarısı kadar kurun artacağı yönünde hayallerimiz oluyor. Bu hedeflere koyarken de maalesef altta %10-15 gibi zararları görüyoruz. Bu zararları belli bir miktar evet taşıyabildik. Geçmişte Nisan'dan beri yürütülen politikalarda Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta eksi bilançolar verdik. Bayramların etkisiyle üretemedik. Gün kayıplarından dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama bundan sonraki artık finansmanlarımız, hazinelerimiz, şirketlerimizin hazineleri bunu taşıyacak güçleri yok. Yani bunu sürdürülebilir hale getiremeyiz. Kurla ilgili ciddi bir şekilde İhracatçılar Birliği Başkanımız da en azından bir 37 kur bizleri bir kısım rahatlatır demişti. Aynı paralellikteyiz. Yani kurun bir kısım rekabetçi bir kur haline gelebilmesi, fiyatları ve rakamları tutturabilmemiz için bize destek olması yönünde beklentilerimiz var. Çetin Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında gündemimiz Borsa İstanbul, Ali Kerim Akkoyunlu ile birlikte. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu bizlerle birlikte. Ali Kerim Akkoyunlu, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Borsa İstanbul'da son dönemde olup bitenlere baktığımız zaman endeks ilk etapta soluksuz bir yükseliş, bankalar önderliğindeki %85, %90, %100'ün üstünde giden bankalar vardı. Ardından bunun bir realizasyonunun gelmesini bekliyorduk. Nitekim o realizasyon geldi. Evet. Lakin endeksin bundan sonrasında vermeye çalıştığı tüm tepkiler seans içerisinde olmadı, bir sonraki gün ezile ezile endeks bir kez daha 9500 puanlara doğru gelmiş oldu. Cuma günü de biraz piyasada dönen asılsız dedikoduların yansıması, biraz da algoritmik işlemlerle verilen emirlerin yansıması endeksi bayağı ciddi aşağı çekmişti. Şimdi bankalar biraz bunu yerine koymaya çalışıyor ama BIST 30 endeksin içerisindeki ağırlığı da fazla olan bazı hisseler aşağı çekiyor. Yorgun görünüyor endeks ama ne dersin? Evet, kar yorgunu diyelim. Çünkü yani şimdi güncel performansları sen söyledin zaten ama biraz güncelden çok biraz daha vadeyi açmak lazım. Yani buradaki ana sorun şu anda karlar ve faizlerin yüksek oluşu. Zaten karlardaki yavaşlama da ondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla problem bu. Biz son iki strateji raporumuzda aslında bunu yatırımcılarla paylaşmıştık. Yani mevduatın üstünde bir getirilmesinin bu dönemde zor olacağını,
Hatta şimdi eksilere kadar gidiyor getiriler artık. Dolayısıyla ana sorun aslında karlar. Dolayısıyla buradaki trenddeki bir değişiklik olmadan borsanın performans trendinde de çok fazla bir değişiklik beklemek lazım açıkçası. Önümüzdeki birkaç ay biraz zor geçecek. Peki burada önümüzdeki birkaç aydan kasıt neyi bekleyeceğiz? Yani evet, önemli olan şey bu çünkü. Bir tarafta bir faiz indirimi tartışması var, o mu? Ratingle ilgili beklentiler var, bu mu? Evet. Bunların bir kısmı fiyatların içinde mi, değil mi? Şimdi bunların aslında ikisinin de endekse çok fazla bir etkisi olmaz. Yani şöyle, evet, faiz indirimi belki orta uzun vade için hani artık kar düşüşlerimi bitti mi beklentisini ortaya çıkartabilir ama bizim zaten şu anda beklediğimiz faiz indirimleri işte 250-300 bas puan, 500 bas puan neyse böyle bir indirim bekliyoruz. Yani faizin %50'den 40'a düşmesi aslında çok büyük bir değişiklik yaratmayacak. Önemli olan burada kar trendinin ne zaman döneceği ve öngörülebilirliğin ne kadar artacağı. Yani bizim aslında Türkiye'de şu anda bir değerleme problemi yok. Yani şirketlerde değer çıkıyor. Hatta bayağı da yüksek değerler çıkıyor. Biz bunu tartışıyoruz aramızda. Hangi şirketlerde çıkıyor? Yani sektörel olarak mı çıkıyor, yoksa belli bir tema olarak, genel olarak mı çıkıyor? Çıkıyor? Tema olarak değil ama genel olarak baktığınız zaman yani biz modellerimize rakamları ve büyüme beklentilerimizi, yani kar büyüme, işte ekonomik büyüme vesaire, onları koyduğumuz an zaten burada oldukça yüksek değerler çıkıyor. Sorun o değerlerin gerçekleşmeyeceğine dair güvenin oluşması. Eğer bizim beklentimiz dahilinde 2025 senesi geçilirse, açık söylemek gerekirse yani borsada oldukça yüksek bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bu minimum %60'lardan %100'lere kadar gidebilecek. Tabii yani sene sonları olarak baz almayalım aralıktan aralığa. Yani bir 18 aylık dönem olarak alalım. 2026'yı da içine kapsayacak. Beklentiler düzeldiği takdirde oldukça güçlü bir performans bekleriz. Herhalde bu kar döngüsü de tahmin ediyorum ki önümüzdeki 3 ila 6 ayda dibini bulur diye düşünüyorum ben. Şimdi 3. çeyrekler gelecek asıl. Onlar da tabii biraz daha yüksek bir sezon. Orada yine biz karların zayıf olduğunu göreceğiz muhtemelen. 4. çeyrek keza. Ondan sonra ufak ufak artık önümüzdeki sene başlar diye düşünüyorum. Daha olumluca bir trend. Şimdi elbette faiz maliyet olarak, alternatif getiri olarak önemli bir seçenek sunuyor. Dolayısıyla ister istemez risksiz faiz oranını nerede alıyorsun, sermaye maliyetini nerede hesaplıyorsun? Bunlar çok belirleyici. Tabii senin ki biraz önce bahsettiğin o potansiyelde hesabı yaparken nerelerde alıyorsunuz bunu? Biz yani mesela bu sene için %50 alıyoruz sermaye maliyetini. Önümüzdeki senelerde işte 30'lara, 20'lere vesaire düşüyor. Yani biz her sene beklediğimiz faiz seviyesine göre sermaye maliyetlerimizi peyderpey düşürerek şirketlere şey ediyoruz. Yani geçen sene açık söylemek gerekirse burada ben genelde piyasanın yaptığı modellere baktığım zaman risk görüyordum. Çünkü faizler çok düşük alınıyordu. Yani faizler %8 iken, 9 iken o faizleri alıp değerleme yapan... O da biraz anlamsızdı. Evet. Tabii. Ya da işte 20'lerde, 15'lerde, 25'lerde vesaire. O tabii çok gerçekçi değildi ama artık biraz daha faizler arttıktan sonra piyasanın da biraz daha gerçekçi analizler yaptığını görmeye başladık. Dolayısıyla o tarafta çok bir risk yok bence. Önemli olan karlar. Yani kar seviyeleri ne olacak? Orası önemli. Şimdi elbette burada karlılık açısından bankalar mı önden gidecek, yoksa bir aşamadan sonra hakikaten reel sektör şirketleri mi geri gelecek? Şimdi reel sektör şirketlerini enflasyon muhasebesi bayağı vurdu bilançolarda. Evet. Dolayısıyla evet, aslında yatırımcılar çok karlı gördükleri birçok şirkette baktılar ki enflasyon işin içerisine girdiğinde o karlılık düzeyleri oralarda değilmiş. Şimdi bir benzeri yılbaşından itibaren bankalar için olacak. Eğer evet, uygulansa eksi, yani negatif kar ya da işte zarar gösteren bankalarla karşı karşıya kalacaktık. Evet. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktayı bu anlamda nasıl özetliyorsun? Yani beklenti iyileşmesi dediğimiz nereden başlayacak? Reel sektörden mi, bankalardan mı? Bankalardan başlayacak tabii ki. Yani faiz indiriminin şu ortamda net, yani değer yaratacak sektörü bankalar.
Niye? Çünkü maliyetleri düşecek. Dolayısıyla oradan karlar yazmaya başlayacaklar. Yani biz böyle heyecanlanıyoruz. O hiç şirket gider mi, bu şirket gider mi? Faiz 250 baz puan, 300 baz puan düşerse işte Ekim, Kasım neyse. Net bundan bankalar kar edecek. Yani hiçbir sanayi şirketi ertesi gün cebine daha çok para kazanmış pozisyonda olmayacak. Dolayısıyla bankalar tabii ki. Karlılıklarına gelince, yani evet şu anda görüyoruz enflasyon maliyet muhasebesine göre bazı holdinglerin altında olan bankaların karlarını vesairelerini ama orada da çok negatif olmamak lazım. Evet bugün durum bu ama faiz düşerse %20'lere, 30'lara neyse orada biz bu bankaların aslında karlılıklarının çok hızlı döneceğini görebiliriz. Tabii bugünden şu kadar kar gelir vesaire gibi bir şey yapmak tabii ki mümkün değil ama yani 12 ay sonra faizler daha düşük olduğu bir seviyede o karların makul seviyelerine geldiği yani bizim beklentimiz return on equity'lerin %15-20 arasına bile oturabileceği önümüzdeki sene sonunda. Yani öz sermaye karlılıkları öz sermaye açısından evet. %15-20'lere doğru gelebileceğini düşünüyorsun. Olmaz. Şimdi daha önceki dönemler bankalar açısından faiz indirimlerinin yaşandığı süreçler genellikle menkul kıymet cüzdanı üzerinden kar yazdıkları dönemler olurdu. Evet. Fakat tabii son 2,5-3 sene menkul kıymet portföyünü o kadar bozdu ki bankalarda ve yatırım hesabında o kadar fazla kağıt tutmak zorunda kaldılar ki belki buradan gelmeyecek ama kredi portföyü üzerinden tabii, kar yazma şansı tabii, olacak doğru tabii mu? Ki, tabii ki tabii ki. Tabii kredi portföyünde biraz şey riski de var. Geriye dönecek bazı kredilerde de sorun çıkacaktır bu dönemde. Ama yani burada sonuçta marjlardan edilen karlılık çok ciddi bir rakam olacak. Bir de tabii ki yani kredi portföyündeki kalitede bir azalma olabilir ama eğer sizin ekonomik beklentiniz zaten olumluya gidiyorsa 2025, hadi 2026-2027 diyelim orası daha önemli için orada bunun önemi çok kalmaz diye düşünüyorum. Özellikle tabii reel sektör şirketleri açısından da işi biraz daha farklı perspektife bakmak lazım. Çünkü bankalar bir şekilde net faiz marjı daralmasında en kötü çeyreği geride bıraktı. Bundan sonrası biraz daha toparlamalı gidecek diyorsun. Dolayısıyla özellikle faizler düşerse daha da hızlı gidecek. Daha da hızlı iyileşme olacak. Şimdi elbette bu taraf böyle fakat reel sektör şirketleri için hani ekonominin nispi olarak yavaşladığı hem iç pazarın hem biraz önce de biz yayın içerisinde konuşmaya çalıştık dış pazarlardaki bozulmanın belirginleştiği bir ortam var. Şimdi burada kimler daha avantajlı konuma geçebilir biraz onu sorgulayalım istersen. Tabii şimdi yani dünyada da bir faiz düşüş trendi var. Bunu her zaman aklımızda tutalım. Dolayısıyla dünyadaki herhangi bir toparlanma ihracatçılara ek destek verecektir. Onun dışında işte kurda enflasyona paralel bir TL'de bir değer kaybı olursa önümüzdeki dönemlerde yine bu ihracatçılara destek verecektir. Buna ihtiyacı olabilir zaten ekonominin. Ama bunun dışında bizim iç talebimiz de yani faizler belli bir orana düştükten sonra tekrar hareketlenebilir diye düşünüyoruz biz. İşte kredi maliyetlerinin düşmesi vesaire ama buna daha zaman var kanımca. Peki burada mesela daha öncenin çok hızlı koşmuş şirketleri var. Biraz bunların üzerinden tartışabiliriz. Hala EBITDA marjı çok yüksek şirketler var. Misal borçluluğu yüksek, döviz borcu yüksek. Kurdaki stabilize tablo kendi marjı da yüksek olarak devam ediyorsa belli başlı enerji şirketlerinde mesela bunları görebiliyoruz. Ya da işte havacılık sektöründe çok hızlı performanslar gördük. Turizm sezonu da canlı gitti. Dolayısıyla bu performanslar buraya kadar belirleyici oldu. Şimdi buradan sonra bu temalarda bir farklılaşma bekliyor musun? Yani temalarda evet dönem dönem farklılaşma olacak. Yani bu bahsettiğiniz bahsettiğin sektörlerse spesifik soru. Yani evet yani havacılık sektörü oldukça yüksek karlılıklardan geliyor. Yani orada belki duran bir dönem olabilir ya da olabileceğini düşünüyoruz hatta karlılık açısından konuşuyorum. Yani negatif bir şey söylemiyorum ama daha durağan bir döneme geçebiliriz. Borçluğa her zaman dikkat etmek lazım. Yani 3-4 net borç, Fabrik rasyosunun üstündeki şirketlerde her zaman dikkatli olmak lazım. Yani bunu sektörel enerji veya başka sektör olarak değil, prensipten bahsediyorum. Yani şirketlerin nakitlerinin borçlarını rahat ve volatiliteye karşı ödeyebilecek durumda olması lazım.
Bunun üstüne de tabii değerlemeleri vesaire koyacağız ama biz genel olarak borçluluğu biraz daha düşük enerji şirketlerini beğeniyoruz açıkçası fiyatlardan. Yine tablonun içerisinde daha defansif sektörler de vardı. Bu dönemler çünkü biraz neyin ne olduğunu kestirmenin güç olduğu dönemler ya. Daha defansif sektörler, savunma sanayi bunlardan biri, telekomünikasyon sektörü bunlardan biri. Bu tarafları nasıl bakıyorsunuz? Evet, telekomünikasyon sektörünü beğenmeye devam ediyoruz. Özellikle bu düşüşte hisse fiyatları oldukça mantıklı yerlere geldi diye düşünüyoruz. Gerek Türk Telekom olsun, gerek Turkcell olsun. Turkcell zaten bizim model portföyümüzde. Dolayısıyla orayı beğenmeye devam ediyoruz. Diğer soru neydi? Açılı hangi sektör? Savunma sanayi vardı. Evet, yani savunma sanayi biraz daha hızlı koştu. Dolayısıyla hani orada biraz daha muhafazakarız biz. Onun dışında mesela defansif sektörler, gıda perakende var ki biz beğenmeye devam ediyoruz. Bir de tabii içecek şirketleri var. Yani orada bile sağlıklı devam ediyor işler. Ama orada bile yumuşama görebiliyoruz yani. Ya fiyat alakalı ya satış miktarı alakalı. Tabii ki o da fiyattan geliyor. Dolayısıyla yani bayağı bir yavaşlama var şu anda. Bu dönemi bu portföylerde alım için uygun buluyor musunuz? Evet. Yani buralarda hani agresif alım mı yoksa biriktirme mi? Yok, agresif alım ne değil kesinlikle biriktirme tabii. Çünkü bu volatilitenin biz devam etmesini bekleriz. Yani şimdi piyasa çok düştü geçtiğimiz birkaç günde, haftada neyse. Buradan yukarı doğru sert hareketler olabilir. İşte upgrade olabilir. Merkez Bankası'nın faiz indiriyorum beklentisi söyleyeceğiyle ilgili yine bak geçen ay çıktı. Bu ay eminim ki yine çıkacaktır o. İşte herhangi bir endikasyon verecek mi, vermeyecek mi? Ondan sonraki ay yine olabilir gibi. Böyle volatiliteler olacak piyasada. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz aşağı yönlü, yani herkesin karamsar olduğu günlerde portföylere, yani hisselerin -4, -5 vesaire o tip günlerde portföylere hisse eklemek. Yani burada önümüzdeki birkaç ayda her zaman daha fırsat çıkacaktır diye düşünüyorum. Alayım bekleyeyim mi yoksa alayım belli bir kar edip orada karı alayım yani çıkayım mı? Ben tradingden çok anlamıyorum. Ama bunu şey açısından soruyorum. Şimdi bazı dönemler var momentum trade edersin. Bazı dönemler var değer trade edersin. Bazı dönemler var hakikaten testere piyasası. Çünkü çok eziliyor yatırımcılar buralarda. Evet. Daha günlük trade'e dönme imkanı söz konusu olabilir. Yani sen eğer uzun vadeli bu kadar kuvvetli değer görüyorsan ve biriktirmek için de uygun zaman diyorsan acaba alıp beklemek için daha uygun zaman mı diyorsun? Zaten ben de onu demek istiyorum. Yani bunu alıp alırken de dikkatli olup yani kendinizi çok zorlamayacak, sıkıştırmayacak bir şekilde alıp bekleyip önümüzdeki şayet güveniyorsak, inanıyorsak bu dönüşümün olacağını ekonomideki önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde alıp bekleyip buradan ciddi karlar edilebileceğini düşünüyoruz ki ben inanıyorum. Şimdi piyasa katılımcıları anketi üzerinden bakarsak işte yıl sonu enflasyon kabaca 42'ler civarında bekleniyor ya da 42-45 aralığında diyelim genel olarak. Gelecek yıl için beklentiler kabaca 25'ler civarında bir enflasyon. Dolayısıyla hani bugünden alıp 1,5 sene öteye doğru baktığında total enflasyonla senin biraz önce bahsettiğin getiri potansiyeli arasında makasın açık olduğunu görüyoruz. Aynen doğru mu? Öyle daha da açık. Yani reel getiriyi bayağı bekliyorsun diye. Tabii ki. Yani bir de benim söylediğim rakamlar 2025 sonu 2026 başı rakamlar. Yani bunun 2026 sonu 2027 beklentisi de var. Oraya doğru yürüttüğün zaman enflasyon düşecekse bambaşka bir yere gider. Onlar işi daha da farklı yerlere götürebilir yani potansiyel getiri açısından. Peki fiyat kazanç oranları açısından baktığında kabaca 7-7,5'lar civarında bir fiyat kazanç oranı var endeksin. Evet, biraz daha azaldı. Şimdi biraz daha aşağı doğru geldi. Şimdi buradaki Türkiye'nin geleneksel olarak iyi gittiği dönemlerde, konvansiyonel politikalar uyguladığı dönemlerdeki, hani salgını vesaireyi dışarıda bırakarak yani biraz daha 2013-2015'e kadar olan, işte 2003'ten 2015'e kadar olan dönemdeki metrikler üzerinden konuşuyorum şimdi. Oralarda bizim 9 ile 12 arasında bir fiyat kazanç oranımız olurdu. Evet. BRICS ülkeleri o zaman bizim sepetimizdi. Onlarda da 12 ile 14 arasındaydı. Evet. Hatta biz acaba burayı bırakıp, yani buradan çıkıp o iyimser ortamda BRICS değerlemelerine doğru koşar mıyız diye bekliyorduk. Evet. Şimdi bu tema böyle devam edecekse, ekonomi politikası bu şekilde devam edecekse
uzun vadeli ama gerçekten uzun vadeli bakan yatırımcı için bu tür değerlemelere ulaşmak adına tabloyu nasıl görüyorsun? Evet, tablo çok güzel çünkü şöyle, senin 7,5 dediğin FK 2025-2026'da aslında 4'lere düşecek, 5'lere düşecek, hatta belki de daha altına düşecek. Oradan yani gelecek ekstra karlar tabii ki bu çarpanları çok daha düşük yerlere getirecek. Yani 2024'de çok odaklanmamam lazım dediğimiz gibi. Zaten kimse odaklanmıyor. Yani yabancı yatırımcı da odaklanmıyor. Bu sene bir geçiş senesi. 2025 ve 2026'daki FK'lar bambaşka yerlerde olacak. Yani bizim aslında 7,5'tan işte ya da %10 falan düştük, 7'den baktığımız FK'lar bile bizi dünya konjonktüründe çok yükseklere koymuyor. Ama o FK'ların üstüne biz kar büyümelerini eklediğimiz zaman negatif tarafta kalıyoruz şu anda. Peki son soru, model portföyünüzdeki hisselerin bir hızlıca üstünden geçerek bitirelim. Evet, yani biz şu anda bankaların ağırlığını arttırıyoruz. Geçen hafta Yapı Kredi'yi ekledik. Çıkartmıştık bankaları bir süre. Bunun dışında Kordsa bizim uzun vadede beğendiğimiz bir hisse. Turkcell, Migros, Aksa Enerji, Enerjisa, bir de Sabancı Holding şu anda bizim portföyümüzde bulundurduğumuz hisseler. Ali Kerim Akkoyun'u çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldın. Ben teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladın. Böylelikle finans merkezine son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.